Cemile Sultan Korusu'ndan hepinize merhaba. Özgür Bayraktar ben. Bugün bizlerle birlikte İstanbul'daki ticaretin patronu, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın İbrahim Çağlar olacak. Çağlar Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Başkanım, biraz şeyden bahsetmek istiyorum ben. Çok değil, 1950 yılına döndüğümüzde o günkü dünyanın en büyük 100 şirketinin bugün sadece %12'sinin ayakta kaldığını görebiliyoruz. Ve teknolojiyle birlikte ister istemez ticari hayatta da bir dönüşüm var. Siz bu dönüşümü nasıl yorumluyorsunuz? Tabii son 50 yıla baktığınız zaman, bu son 50 yılın özellikle son 25 yılı tamamen bir teknolojik devrim oldu. İş dünyasını da etkileyen, ama tabii olumlu yönde etkiliyor baktığınız zaman. Özellikle e-ticaretin ön plana çıkması, e-ticaret öncesinde iletişimin çok ön plana çıkması, iletişimin çok daha kolay hale gelmesi teknolojiyle birlikte, insanların birbirine çok daha rahat yaklaşması, temas kurması. Daha eskiden o tarihlerde uçak bulursanız uçakla gidersiniz, gidemezseniz karayoluyla giderdiniz. Şimdi internet üzerinden canlı yayın yapıyorsunuz, toplantılarınızı dahi oradan yapabiliyorsunuz ve geldiğimiz son 15 yılda da, aşağı yukarı 20 yılda da tamamen ticaret de elektronik ortamda teknolojinin verdiği imkanlar doğrultusunda devam ediyor ve artmaya başladı. Teknoloji noktasında size bir kısa hikayeyi paylaşmak istiyorum. 1982 yılında Türkiye'ye ilk PC geldi. O zaman PC nedir çok bilinmiyor. Personal computer. İlk PC'mi aldım ben. Çok enteresan, o zamanlar Sultanahmet'teyiz ve insanlar türbe ziyaret eder gibi PC'yi ziyarete geliyorlar. Acaba bu PC nasıl bir şey diye. O zamanlar üniversitelerimizdeki bilgisayarları hard disklerini saklamak için yaklaşık 200-300 metrekare odalar oluyor. Soğutuluyor biliyorsunuz, özel kıyafetlerle içeri giriyorsunuz falan. Ve bundan sonra bir PC denen bir şey çıkmış. Bu PC'nin ne olduğunu insanlar merak ediyorlar. Aldık PC'yi koyduk. Ondan önce daha basit Commodore falan içinde oyun olan makineler var. Belki hatırlarsınız, hatırlamazsınız. Sene 82'den bahsediyorum tabii ben. Bu bilgisayarı kurduk. Biz dedik ki bu bilgisayar çalışmıyor. Yani 82 Türkiye'sini düşünün. Bize okulda öğretilenler çok farklı. Bu PC çalışmıyor dediler ki içine program yazdım. Tabii çalışmaz. O zaman program yazacak bir tane firma bulabilirim. Ben program yazma kurslarına gittim 2 hafta üst üste ama baktım yok, ben bunu beceremeyeceğim. Çünkü çok fazla vakit ayırmak lazım. Benim işlerim güçlerim var. Bir tane firma bulabildik program yazabilen. O firma bize program yazdı. O tarihte başladık bilgisayarı kullanmaya, teknolojiyi kullanmaya. Fakat inanın şirketteki arkadaşları adapte edene kadar büyük zorluklar çekti. Çağlar Başkan, biz aslında hep bu ülkenin gençleri olarak sürdürülebilir bir kalkınma için girişimciliği ekonomi politikamızın aslında merkezine oturtması gerektiğine inanıyoruz. Kurum olarak baktığımızda siz girişimcilere ve Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine nasıl katkılar sağlıyorsunuz? Şimdi dünya ortalamasına bakarsanız biz girişimcilikte çok kötü bir noktada değiliz ama bir barem bir çizgi yaparsanız onun altındayız. Özellikle gelişmiş ülkelerde girişimcinin sayısı çok çok fazla. Bizde daha az ama biz İstanbul Ticaret Odası olarak, biliyorsunuz bizim bünyemizde üniversitemiz de var, İstanbul Ticaret Üniversitesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin bünyesinde girişimciliği ile ilgili bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bununla birlikte Avrupa'nın en büyük teknoparkını savunma sanayi müsteşarlığımızla birlikte inşa ediyoruz. Ve onun içerisinde de teknopark bünyesinde Kuluçka Merkezi var, biliyorsunuz olmak mecburiyetinde zaten. Burada yine girişimcileri yetiştiriyoruz teknoparkımızda. Ve Teknoloji Melekleri diye bir proje başlattık yeni. Burada da özellikle lise mezunu genç kızlarımızın teknoloji firmalarında görev alması noktasında onlara verdiğimiz bir destek var. Yani girişimciliği mümkün olduğu kadar ön plana çıkartmak istiyoruz. Çünkü girişimci yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bunun için eğitim çok önemli, Ar-Ge faaliyetleri çok önemli ve bu alanlarda da İstanbul Ticaret Odası olarak aktif desteklerimiz var. Şimdi dünyaya da baktığımızda, Avrupa'ya bakalım özellikle, Londra, Berlin aslında bu girişimcilik ekosisteminin çok güçlü olduğu merkezler. İstanbul olarak bizim çok önemli bir konumumuz var. Orta Doğu ve Afrika'yı, yani Anadolu'yu da bir yandan Avrupa'ya bağlayan bir köprüyüz biz İstanbul olarak. Ve siz bugün bu İstanbul ticaretinin patronusunuz bir şekilde baktığımızda. Siz bu İstanbul
toplum dünya ekonomisindeki rolünü, sorumluluklarını nasıl görüyorsunuz? Şimdi Napolyon dünya tek bir başkent olsa, tek bir ülke olsa başkenti İstanbul olurdu demiş. Birçok mitolojilerde çok farklı misyon yüklenen bir şehir İstanbul. Her yol Roma'ya çıkar denilen yer aslında İstanbul. Roma İmparatorluğu zamanında kalan. Biliyorsunuz milenyum taşı var Sultanahmet'te bizim. İşte Romalılar zamanında yapılmış. Dünyanın mesafeleri oradan ölçülür. Bak, dünyada ortasından deniz geçen tek şehir. 8500 yıllık tarihi var. Ya ben İstanbul'u anlatmaya başladığım zaman yaşıyorum ve çok uzun sürüyor. Ticaret noktasında da büyük bir gelenek var burada aslında. Baktığınız zaman İpek yolunun geçtiği yer. O zamanlardan yani İç İmparatorluğu başkentlik yapmışız. Hepsinin ticaretinin merkezinin buluştuğu yer. Şu an Türkiye ekonomisinin, ticaretinin yaklaşık yarısı İstanbul üzerinden dönüyor. Ve İstanbul'u merkez aldığınız zaman 4 saat uçtuğunuzda dünya ekonomisinin yaklaşık %60'ına ulaşabiliyorsunuz. Ve İstanbul'a bir iş için gelen, 4 saatlik bir uçuş mesafesinden iş için gelen bir global iş adamı diyeyim, yabancı demiyorum artık onlara ben global diyorum, global iş adamı sabahleyin gelip bütün ticaretini İstanbul'da tamamlayıp akşam dönebilir. Veya akşamleyin Boğaz'da lüferini yer, ertesi gün sabah dönebilir. Ailesiyle gelirse ailesinin de İstanbul'da iş dışında istifade edebileceği sosyal alanlar, sosyal mekanlar çok fazla. Onun için bu bir merkez. Biz özellikle 2015 yılında İstanbul'u küresel bir vizyon oluşturuyoruz İstanbul Ticaret Odası olarak. Ve biliyorsunuz G20'nin İstanbul Türkiye'de yapılacak dönem başkanlığı ve bu bağlamda B20 var biliyorsunuz, Business 20. Ve B20'nin tüm gelen aktörlerini de İstanbul'da çok aktif şekilde ağırlayacağız ve bunlarla ilişkilerimizi de daha da kuvvetlendireceğiz. Buradaki amacımız İstanbul'u bizim tanıtmak. Biz İstanbul'u ne kadar anlatır, ne kadar çok takdim edebilirsek, çünkü çekim gücü çok yüksek olan bir şehir ve bir gelen bir kere de bir daha ayrılamıyor bu güzel şehrimizden. Biz de şu anda tabii İstanbul Ticaret Odası'nın sosyal tesisleri Cemile Kurt Sultan korusundayız. Gördüğünüz gibi harika bir manzaranın içerisindeyiz. Yani katkısı çok fazla. Çünkü burada bir gelenek, bir medeniyet var ticaret noktasında da. Yeter ki biz İstanbul'u çok iyi anlatalım, çok iyi duyuralım. Bir çekim noktası olduğunu insanlar farkına varsınlar. Çağlar Başkan, baktığımızda Türkiye olarak büyük hedefleri olan bir ülkeyiz ve her endüstride, her sektörde büyüyen sektörlerimiz var. Aslında sizin bu tarafta da bulunduğunuz mevki itibariyle ciddi bir sorumluluğunuz var. Ve bu sorumluluğun size çok yoğun bir hayat yaşattığının da farkındayız. Fakat biraz özele baktığımızda, fırsat bulduğunuzda yaptığınız kültür ve sanat aktiviteleri var mı? Mesela iyi bir koleksiyoncu olduğunuzu öğrendik. Dedenizden kalan bir tesbih koleksiyonunuz da varmış. Böyle ilgi alanlarınız var mı? Bahsettiğiniz tesbih konusu, o dededen gelen bir merak. Ailenin uzun yıllardır takip ettiği bir alan. Rahmetli babam da çok güzel tesbih dizerdi. Onun sanatını bilirdi. O da dedemden öğrenmiş. O koleksiyonum devam ediyor. Meraklıyım ona. Bunun yanında hat ve tesip konusunda merakım oldukça yüksek. Mümkün olduğu kadar o alanlarda koleksiyon yapıyorum. Tabii boş zaman bulabilirsem, uzun yıllardan beri sportif faaliyet olarak skit atıcılığı yapıyorum. Derecelerim de var bir takım müsabakalarda. Fırsat buldukça o sportif faaliyet olarak onu yapıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Çağlar Başkan, bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Kültür sanat dünyasında bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla görüşmek üzere diliyoruz. Hoşçakalın. Sanat